Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 18 Beşiktaş kariyerinde yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyim. Serimize tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ilk maçımız deplasmanda Alanyaspor ile olacak. Hemen takvimden bir sonraki maçımıza bakalım. Sonraki de yine deplasmanda Osmanlıspor ile olacak. İki tane deplasman maçı oynayacağız Anadolu ekipleri ile. Bir önceki bölümde ikinci devrenin ilk maçlarını yapmıştık. Önce gördüğünüz gibi Fenerbahçe ile oynamışız iç sahada ve 2-0 kazanmışız. Sonrasında Galatasaray deplasmanında 3-2 kazanmışız. Hemen şöyle bir maçımıza doğru ilerleyelim. Evet, buradan şöyle bir gol haberleri diyelim. Çakışan maç yok diyor. Haber alabileceğimiz maç. Maç saati saat 9. Takım yönetimi, kadromuz tamamdır. Herhangi bir problem yok. Oyun ayarlarına bir bakalım. Hemen bunu 5 dakika yaptık. Dünya klası, gördüğünüz gibi tüm maçlarımızı zaten dünya klasında oynuyoruz ve maça başlıyoruz. Evet, rakibimiz Alanyaspor. Deplasmanda oynuyoruz. Bakalım. İkinci devreye iyi başlamıştık. Derbileri kazandık. Zorlu iki maçı aradan çıkarttık. Evet, bekle topu kazandık. Sonrasında Maniatis müdahalesiyle top taça çıktı. Biz kullanacağız taç atışını. Evet, kazandığımız iki derbiden sonra bakalım galibiyet serimiz devam edecek mi? Dünya klasında oynuyoruz. Evet, Emre Akbaba. Pasını verdi Wagner Love. Şu anda biliyorsunuz Beşiktaş'ta Pepe ile aldık. Şöyle Korajma'ya doğru atabilir miyiz? Evet, attık ama biraz istediğimden yavaş döndük Korajma'nın kanadına. Şöyle biraz top çevirelim. Hop, güzel bir ara pas düşüncesi geçmedi. Wagner Love iyi düşündü ama Fabri zamanında çıktı kalesinden. Evet, en çok gol atan takımlardan bir tanesiymişiz istatistikler. Hemen üst tarafta gördüğünüz gibi Ekkan'a geldi köşeden. Wellington araya girdi. Cenk'le topu kaptık. Çok güzel. Ryan Babel süratli bir oyuncu. Gidebilir miyiz? Çok iyi. Hadi. Ah be, bizden çıktı. Güzel bastık orada Babel'le ama atak kaotla sonuçlandı. Hop. Oğuzhan'la Atiba'ya aktardık topu. Ah be. Wellington yine araya güzel girdi. Emre Akbaba, dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Alanya'nın tüm ataklarını yönlendiren isim diyebiliriz. Wagner Love çok tehlikeli ve gol. Wagner Love'dan golü yedik. Yine tecrübe konuştu Wagner Love. Dakika 19'da topu ağlarımızla buluşturdu. Tekrar bir izleyelim. İşte burada iyi geldiler. Wagner Love çok iyi dönmüş. Vuruşu da güzel. Ve bakalım ne yapmış? 7 gol. Beklediğimden azmış golü bu sezon. Belki sakat falan da olabilir. Yani ilk devreyi sakat geçirmiş de olabilir. Bunu bilemiyoruz. Adriano'nun ortası, savunmada ve kalede anlaşmazlık. Şurada alabilir miyiz? Alamadık. Adi Atiba, ah be, araya giremedim. Evet, Tosic'te topu aldık. Aradan Quaresma'ya çok iyi bir pas. Quaresma çekti topu, ortasını yaptı. Kafa vuruşunu yaptırmadı orada Alanya savunması. Wagner Love'a dikkat etmemiz lazım. Güzel. Bu hata da durdurduk.
Alanya önemli ekiplerden bir tanesi. Attığımız top bayağı bir karavanaya gitti. Tam bir karavan oldu şimdi. Wagner'la offside. Top bizde. En sağ beke döndük. Bomboş pozisyonda. Ondan Quaresma'ya geçmedi. Savunma yemedi abi onu. Atıba'yla bir zorladık ama alamadık. Babel'in müdahalesi. Top yine onlarda. Alanya golden sonra daha da bir baskıyı arttırdı. Toplu oynamaları daha bir yükseldi. Çok iyi geldiler. Tehlikeli bir pas. Direkte patladı ve Pepe'li uzaklaştırdık. Ah be, top alamadık. Derken Atiba ile araya girdik ve topu kazandık ama Atiba süratli bir oyuncu değil. Şurada Talisca'yı aktarabilir miyiz? Çok güzel. Anderson Talisca arka tarafa Babel. Vurdurmadılar Babel'e. Adriano da gelmiyor arkadan. Ah Talisca. Yapma Talisca. Orada Talisca ile topu kontrol edebilsek tekrar Cenk'e bırakacaktım ama başaramadık şimdi. Babel ondan Talisca güzel bir atak. Talisca'nın ortası olsan ve skor 1-1 oldu. Topu hemen aldık. Dakika 43. Talisca'nın asisti olsan da işte bu şekilde golü bulduk. Savunma biraz dengesiz yakalandı. Babel'in ara pasında Talisca'nın koşusu Alanya savunmasının dengesini bozdu biraz. Bu da bize golü getirdi. Şimdi Alanya yeniden baskı kurmaya çalışıyor. Top bizde. Quaresma Talisca'yı göremedi. Geçseydi yine güzel bir atak olabilirdi. Döndük sol tarafa. Adriano'dan Babel ve hakem ilk yarı bitiren düdüğü çaldı. Önce golü alan yattı Wagner'la bile. Sonra biz olsan da ilk yarıda farkı kapatmayı başardık. Şimdi ikinci yarıda öne geçmek istiyoruz. Quaresma'dan Talisca'ya pas. Pası aktaramadan kaybettik. Atiba güzel vurdu kafayı orada. Top bizde kaldı. Şimdi Andreas Beck. Cihazhas'ta bir tek Cenk Tosun var. Talisca da geldi. Kafayı vurdu. Kaleci. Böyle izin vermiyor. Tecrübeli bir kaleci. Alanyaspor'un kalecisi. Talisca güzel döndü. Verdi. Cenk Tosun uzaktan vurdu. Olmadı. Çok güzeldi. İşte Cenk Tosun'un şutu az farkla dışarı çıkmış. Dakika 51. Taşkale kafayı bulduk. Cenk Tosun şutuna izin vermediler. Talisca'dan Babel çok süratli. Falsolu bir orta. Herkesi açtı. Ve taç. Etame kenara geldi Alanya'da. Cenk Tosun. Top çıkmadan yetişti. Quaresma'dan. Andreas Beck. Andreas Beck'in ortası. Talisca boş kaldı ve gol geldi. Talisca ile öne geçiyoruz. Alanya'da Talisca şov. Oğuzhan'ın attığı golde asist yapmıştı Talisca. Şimdi de takımını öne geçiren isim oldu. Bir gol, bir asist Talisca'dan. İşte Andreas Beck'in ortası Talisca. Topu ağlarla buluşturdu. 12 golü olmuş. Tam tamına 12 gol. Bir orta saha oyuncusu için iyi bir rakam. Devre arasında yeni tamamladık.
İkinci devre yeni başladığını düşündürse iyi bir rakam. Kovarajma. Talisca'dan Cenk. Savunmadan hata. Cenk Tosun. Ah be. Vuruşumuz zayıf oldu. Güzel pas. Kovarajma. Kovarajma. Ceza sahası içerisinde. Havadan gönderdi. Olmadı. Adriano. Oğuzhan. Tekrar Adriano ve Ryan Babel. Babel'in ortası. Talisca. Quaresma olmadı. Üçüncü gole yaklaştık. Öne geçmemizle birlikte baskımızı daha da arttırdık. Alanya kalesinde. Son dakikalara kalmadan, son 10 dakikaya kalmadan farkı arttırabilirsek bizim için rahat bir şekilde maç tamamlanmış olur. Evet, Babel'e faul yapıldı orada. Oyunu şöyle sağ tarafa yönlendirdik. Kovarajma'dan Talisca. Cenk Tosun. Riskli bir pas geçmedi. Emre Akbaba. Ve Babel'le topu kazandık. Oğuzhan aradan iyi gördü Kovarajma'yı. Kovarajma, Talisca. Tekrar Kovarajma'ya pas. Ricardo Kovarajma havadan gönderdi. Babel vuramadı. Talisca yetişebilirdi ama engelledi orada kaleci ve Alanya Sporlu savunma oyuncusu. Kim olduğunu görmedim. İki kişi Talisca'yı engellediler. Lungu, Andreas Beck güzel zamanlamayla araya girdi. Şimdi Talisca, ondan Cenk Tosun. Cenk Talisca'yı bekledi. Talisca havadan bir top arka tarafa. Babel Olsan indirdi, vurdu. Farklı şekilde out. Evet, şöyle bir değişiklik vakti geldi diye düşünüyorum. Kadromuz oldukça yorulmuş. Herhangi bir değişiklik yapmadık çünkü. Evet, şöyle bir Kovarajma lens değişikliği yapalım. Sol kanatta Babel Caner değişikliği yapalım. Bunun yanında başka ne yapabiliriz diye bakıyorum. Talisca'nın yine yorgunluğu var. Bek'in yedeği yok. Adriano'nun yedeği Caner bir nevi. Ama Caner'i zaten koyduk. Orta alan veya forvette değişiklik yapacağız. Bu bakımdan da koyabileceğimiz isimler Medel, Tolgay veya Negredo. 3 isimden bir tane değişiklik yapabiliriz ama saklayalım. Birazcık daha bekleyelim. Şöyle dakika 85 gibi. Son değişikliği de yaparız. Evet, hatalı pas yaptılar. Döndük Lens'e. Savunma büyük boşluklar veriyor. Talisca döndü Caner Erkin'e. Caner'den Talisca'ya pas. Talisca vuracakken müdahale geldi. Andreas Beck. Talisca'dan güzel pas. Cenk Tosun vurdu, olmadı. Güzeldi atak. Caner Erkin güzel sıyrıldı. Ortasını da yaptı. Kaleci çıktı, yumrukladı. Atiba'yla kestik. Güzel paslaşmalar. Cenk kaybetti. Alanya daha açık oynamaya başladı. Çünkü bir gol bulup beraberliği yakalamak istiyorlar. Talisca bayağı bir yoruldu. Orta sahadan top taşımamız önemli. Atiba yine yaptığı yapacağını, güzel girdi araya. Atiba'nın pası Cenk. Cenk'ten Caner Erkin. Sıralamadık Cenk Ahmet'ten.
Lungu sıyrıldı Atiba'dan. Hızlı ve tehlikeli geldi. Bir vuruş. Neyse ki az farklı dışarı gitti. Son değişikliğimizi yaptık. Uzun gönderdik şöyle orta sahaya doğru. Top onlarda kaldı. Hakem maçı bitiren düdüğü çaldı. 1-0 geriye düşmemize rağmen Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardık. Bu haftayı da 3 puanla tamamladık. Maçın adamı Andreas Beck olmuş. 9.5 iyi bir ortalama yakalamış. 9 şut atmışız. 4 tanesi kaleye bulmuş. Gayet güzel istatistiklerimiz. Pas isabetimiz yüksek. Şut isabetimiz yine öyle. Müdahalede öndeyiz. Topa sahip olmada öndeyiz. İstatistiksel anlamda da skor anlamında da gayet iyi bir maç oldu. Şimdi ne yapacağız? Transfer gününün tamamlanmasını sağlayacağız. Devre arası transferinin son günü. Bizim için bir şey ifade etmiyor tabii ki. Biz herhangi bir oyuncu alıp gönderme gibi bir şey yapmıyoruz. Hemen ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde son 4 saat sağ altta gerçekleşen transferleri görebilirsiniz. Everton Icardi'yi almış. 61.400.000 euro, iyi para. Bizde giden Atiba gözüküyor, biliyorsunuz sözleşmesi bitiyormuş. Fakat oynatıyoruz, sezon sonu gideceği için bir problem yok. Şöyle bir şuraya bakalım. Gökhan Töre için 15 milyonluk bir transfer teklifi gelmiş. İyi para ama bizde satılık oyuncu yok. Şöyle bir gelelim. Şurada bir haber vardı. Onu bir görelim. Son dakika haberleri. Bu değil. Şuna bir bakalım. Bu da değil. Bu da değil. Allah Allah. Demin gözüktü aslında. Şuradan kulüp haberleri diyelim. Ha şuymuş. Tamam. Şöyle bir gelelim. Şeyi çıkmadı. Ha yazısı çıktı. Tamam. Vay kayın oyuncusu Beşiktaş takımından Talişka diyor. Gayet güzel. Evet Marcelo transferi gördüğünüz gibi haberi çıktı. Şimdi diğer maçımıza ilerledik. Osmanlıspor bir takım teklifi gelmiş. Bir takımla uğraşacak zamanımız yok. Evet, Osmanlı deplasmanı ama ondan önce şöyle bir bakalım. Ligde ikinci sıradayız ama maç eksiğimiz var. Bu maç aldığımız halinde lider Başakşehir ile puan farkımız 1 olacak. Kazanmamız bu bakımdan oldukça önemli. Evet, beyaz formamız Osmanlı siyah formasını almış. Kadromuzda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymuyoruz ve maçı başlattık. Evet, geçen hafta Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndük. Şimdi de Osmanlıspor deplasmanındayız. Yine zorlu bir deplasman daha. Güzel bir saha, güzel bir zemin var. İnşallah buradan da 3 puanla ayrılacağız. Şuradan Talisca'yı kaçırmayayım dedim. Olmadı. Thierry şöyle bir döndü. Pasını aktarmak istedi ama bek araya girdi. Şimdi bek de topu kaybetti. Thierry çok tehlikeli geldiler. Fabri'den müthiş bir kurtarış. Çok kritik bir müdahale. %100 gollük bir pozisyondu. Dakika 5 Alanya gibi Alanya maçı gibi golü yiyecektik Osmanlı'dan. Neyse ki Fabri izin vermedi. Dikkatli olmamız lazım. Andreas Beck, Talisca. Şöyle araya verelim. C
Cenk'in koşusu var. Güzel pas. Çektik geriye. Of, fazla geriye gitti. Talisca'yı atacaktık. Atabey'e kadar çıktı top. Havadan bir top attılar. Ama hatalı oldu. Çok güzel bir pas. Cenk Tosun önünü boşalttı. Şutunu çekti kaleci Karçamarskas. İki güzel hareket. Cenk'in şutu. Kalecin kurtarışı, tekrar izliyoruz. Sol ayakla çekilen şut. İşte bu da kalecinin kurtarışı. Evet. Kuarajma ile korneri kullandık. Kafa vuruşu. Talisca'dan kaleci başarılı. Top çıkmadı. Uzun bir top. Babel'le girdik araya. Talisca çekti, vurdu. Kaleci hata yapmıyor. Bizim seveceğimiz tarzda ilerliyor maç. Boşluklar veriyor. Osmanlı takımı. Hızlı oyuncularımız da bu boşlukları iyi kullanabilirsek golü bulabiliriz. Derken çok tehlikeli geldiler. Şut güzeldi. Az farklı dışarı gitti. Uzun kullandık. Fakat top kayboldu. Şimdi top bizde. Hemen baskı yapıyor Osmanlı takımı. Adriano, Babel bomboş sol tarafta. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Quaresma'ya vurdurmadılar. Şimdi Thierry. Tehlikeli bir oyuncu. Evet, Tosic tecrübesini konuşturdu. Uzunca bir top attık. Top yine Osmanlı'da. Thierry kötü vurdu. Evet, yanımıza oyuncu çağırdık. Yerden kullanalım. Evet, Talisca ile Cenk'i gördük. Cenk Tosun bıraktı. Talisca, Musa Çağıran kornere gönderiyor. Şöyle kornerimizi kullandık. Babel vurdu. Pepe tamamladı. Gol geldi. Herhangi bir sakınca yok. Offside'dir, faul'dür. Hakem golü verdi. Dakika 27. Tekrar izliyoruz. Quaresma, Babel ve Pepe. Golü bulduk. Ligdeki ilk golüymüş Pepe'nin. Osmanlı Spor'a karşı ligdeki ilk golünü kaydediyor. Tecrübeli stoper Pepe. Egattin bek girdi, aldı topu. Yukarıda Quaresma. Tekrar beki düşündü ama geçmedi top. Güzel sıyrıldılar ama pas hatalı oldu. Evet, Ryan Babel. Cenk'i gördü ama geçmedi. Çok güzel bir pas olacaktı. Topu aktaramadık. Babel'den Talisca'ya pas. Talisca'nın ortası, savunma. Tekrar Talisca. Ve korner. Evet, yine korneri kullandık aynı noktaya doğru. Evet, Cenk'ten dışarı çıkmış. Out olarak atak sonlandı. Umar pasını verdi Lukaku'ya. Thierry. Adriano'dan kötü kontrol. Neyse ki top kaybı yapmadık.
Babel topu aktardı. Adriano savunmadan çıktı. Adriano topu kaybediyor. Ama atılan uzun topta da onlar topu kaybetti. Cenk Tosun şöyle bir döndü. Önü boş. Vuruşunda kaleci Karçamanskas. Cenk'in şutlarıyla Osmanlı kalesini yıpratmaya çalışıyoruz. Kornerden faydalanamadık. Savunma uzaklaştırdı. Thierry ile şimdi hızlı geldiler. Aradan pas. Umar güzel hareket. Fabri izin vermiyor. Hemen Quaresma'ya döndük. Sağ taraf. Önünde bir boşluk var. Karşısında Lukaku. Lukaku'nun yanından geçemedik. Thierry. Thierry zorladı, kaçırdı orada Umar'ı. Ve out'la sonuçlanıyor. Osmanlıspor atağı. Oyuncuları ileri gönderdik. Topu da ileri gönderiyoruz. Cenk Babel Talisca'ya geçmedi. Evet, güzel kaçırdık Adriano'yu sol taraftan. Ondan Talisca. Yine Adriano. Ceza sahası boş. Biraz oyalanalım. Şimdi ortamızı yaptık. Atiba önü boş. Vuruyor. Müthiş bir gol. Atiba açınsın. Müthiş bir gol attı. İlk yarı bitti bitecek derken harika bir golle farkı ikiye çıkartıyoruz Osmanlı deplasmanında. Tekrar izleyelim. Adriano ile ortaladık. Atiba kontrol etti. Vurdu. Harika bir gol. Bakalım Atiba'nın ikinci golüymüş. Ligdeki ikinci golünü kaydetti. Atiba Hutchinson. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor. İlk yarıyı rahat bir şekilde 2-0'lık skorla önde tamamladık. Oyuncularımızda herhangi bir problem yok. Yorgun olan veya sakat olan. Maçın sonlarına doğru ilerleyen dakikalarda değişiklikler yaparız. Evet, Babel'le araya girdik, aldık. Güzel paslaşmalarla Babel'i kaçırdık. Ryan Babel. Ortasını yaptı. Atiba vuramadı ne yazık ki. Evet. Kontra atak deniyorlar. Thierry kötü vurdu. Acele etti. Cenk topu kaybetmedi yapılan müdahaleye rağmen. Sol kanattan atağı geliştiriyoruz. Ryan Babel ortası kaleci pas niteliğinde oldu. Evet, uzun kullandı kaleci. Regatti dönmek istedi ve başarılı olamadı. Evet. Topu tam atıyorduk ki değişiklik yaptılar. Amino Umar çıktı. Serdar Gürler giriyor. Serdar Gürler daha da tehlikeli bir oyuncu bana göre. Kanatları iyi kullanan birisi. Andreas Beck'in önünü boşalttık. Ortayı yaptık. Kaleci dokundu. Babel yetişir mi? Kayarak dokundu ama top çıkmadı. Top çıkmıyor. Büyük bir boşluk var. İlginç bir pozisyondu. Adriano ile ve Tosic işte kapatmaya çalışıyoruz orayı. Adriano kazandı, kaybetti. Çok tehlikeli bir atak. Tosic'in müdahalesi. Top yine onlarda. Lukaku Quaresma'dan sıyrıldı. Tosic'in müdahalesiyle kornere gidiyor. Dakika 60. Evet, bir değişiklik daha yaptılar. Bu arada pozisyon outmuş. Korner gibi gördüm. Ama outmuş. Pasımız geçmedi. Şimdi Osmanlı için atak zamanı. Atiba'yla
Alamadık ama Tosic ile kestik. Gayet güzel. Oğuzhan bıraktı. Bek ondan Talisca. Talisca Lukaku'ya kaptırdı. Atiba, Cenk. Tekrar Atiba'dan. Şimdi Quaresma, Lukaku topu kazandı. Çok fizikli bir oyuncu gerçekten. Pepe doğrudan dışarı gönderdi. Lukaku'nun fiziğinde bir oyuncu şu an sahada yok yani. Atiba. Talisca. Ondan Cenk. Lukaku oraya boş bıraktı. İleriye çıktığı için atağa destek vermek adına. Cenk'in ortası. Talisca. Babel ve gol. 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 Skor 3-0 oldu. Dakika 69. Rahat bir maç çıkartıyoruz skor anlamında. Skora göre Osmanlı bizi zorluyor aslında. Ama gol bulabilecek kadar bir tehlike yaratmıyorlar. Ryan Babel de ligdeki 4. golünü kaydetmiş. Artık farkı arttırdık. Değişiklik yapabiliriz. Klasik değişikliklerimizi gerçekleştirelim. Şöyle kanatlarımızı ve orta sahamızı değiştirdik. Lens ile güzel girdik araya. Tolgay, Beck, Lens. Güzel aktardı topu ama Cenk kaybetti. Lens topu kazandı tekrar. Jermain Lens. Lens oynadı adeta orada. Ama topu kaybediyor. Şimdi Atiba. Andreas Beck döndü. Tolga'ya. Tolga'yı ortaladı. Cenk kaleci. Çok net ve tehlikeli bir pozisyondu. Oğuzhan da korneri kullandı. Kafa vuruşu. Kaleci izin vermedi yine. Daha tecrübesiz bir kaleci olsa daha farklı bir skor olabilirdi. 3-0 olmasına rağmen bayağı bir pozisyon kurtardı. Güzel bir müdahale. Top yine bizde şu an. Lens'e döndük. Cenk Tosun aradan Caner'i gördü. Caner Erkin. Ortası. Tolgay vurdu kafayı. Kalecinin üzerine gitti. Top kaybı yaptık. Şimdi uzun bir top. Atiba müdahalesi yetersiz. Karşılıklı top kayıpları oluyor şu an. Serdar Gürler. Kötü vurdu. Evet, takım ileri çıkartalım. 3 bandımız şu an garanti. Farklı bir şekilde öndeyiz. Sadece daha fazla gol bulabilmek adına ataklar yapıyoruz. Evet. O Tolga ile araya girdi kaldık. Lens. Döndük Caner'e. Güzel paslaşmalar. Ama savunma güzel kesti. Şimdi Serdar Gürler. Sevdiği toplar. Önü bomboş. Süratli bir oyuncu. Ve top kornere gitti. Pepe'nin müdahalesi. Lens ile araya girmek istedik. Olmadı. Şimdi top bizde. Tolgay. Cenk döndü. Andreas Beck'e hızlı bir top oldu. Taç atışını kullandı Osmanlı Spor. Thierry güzel bir pas içeriye doğru. Özer Urmacı ve Fabri. Osmanlı Spor en azından bir gol bulabilmek adına baskıyı arttırdıkça arttırdı ama top yine bizde.
Uzun gönderdik. Oyuncumuz olmamasına rağmen orada. Hakemin belki maçı bitirir gibilerinden. Top diğer kaleciye geldi. O da uzun gönderdi. Top bizde ve hakem şimdi maçı bitirdi. Rahat bir şekilde 3-0'lık skorla 3 puan aldık. İşte şu da maçtan güzel anlardan bir tanesi. Kalecinin üzerine giden ama güzel bir şuttu. Tam tamına 16 şut çıkarmışız. 13'ü kaleye bulmuş. %51 topa sahip olma yüzdemiz var. 4 müdahalemiz, 5 kornerimiz var. Bunun yanında %81'lik şut isabetimiz, 82'likte pas isabetimiz var. 9.3 ile Adriano maçın adamı seçilmiş. Güzel bir maç çıkardık. Alanya maçına göre daha rahattı diyebiliriz. Geldik Trabzonspor maçına. Şöyle bakalım, basın toplantısıyla alakalı bir mesajmış. Evet, bir sonraki bölümde ilk maçımız Trabzon deplasmanı olacak. Sürekli deplasman gidiyoruz. İlginç bir fikstürümüz var. Sonrasında iç sahada Kasımpaşa ile oynayacağız. Hemen şöyle bir oyuncu istatistiklerine bakalım. Ligde gol kralında Talisca var, 12 gol. Asist kralında Cenk Tosun var, 7 asist. Hemen arkasından da Quaresma geliyor, 6 asistle. Arada Kone var Sivas'tan, 3. sırada 5 asist. Ardından 3 tane bizim oyuncumuz var, 5'er asistle Negredo, Adriano ve Talisca. Gerçekten asist anlamında iyi bir durumdayız. Gol krallığında en golcü Talisca var. Bunun yanında şöyle bir bakıyorum. Evet, Talisca'dan başka bizim takımda gol yükünü çeken bir oyuncu gözükmüyor. Genelde asist olarak katkı var. Talisca dışında genelde goller eşit bir şekilde ilerliyor. Hemen şöyle bir merkez kısmına dönelim. Tablolara bir bakalım. Evet, büyük takımlardan Başakşehir lider şu an. Biz Beşiktaş olarak ikinciyiz. Galatasaray üçüncü. Ama aramızda 5 puanlık bir fark var. Alanya dördüncü. Bakın, Alanya'yı zor yenmiştik zaten. Dördüncü sıradalarmış. Bayağı iyi ilerliyorlar yani. Fenerbahçe 5. sırada. Trabzon da 10. sıradaymış. Trabzon kötü gidiyor. Ligdeki puan durumu da bu şekilde. Bu bölümlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.